Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün Evirgeç Mantevi'ndeyim. Yanımda da kardeşim Ömer var. Merhaba. Ömer bize çok güzel bir kahvaltı sofrası hazırladı. Aslında köy kahvaltısı, Antep peyniri de mevcut. Antep kahvaltısı diyelim daha doğrusu. Size şimdi onları tek tek göstereceğiz. Video izlemeye devam. Arkadaşlar kahvaltıya başlamadan önce size göstermek istiyorum şimdi tek tek. Burada bizim Antep peynirli sıkmamız var. Şu sıkma arkadaşlar, şu da Antep peynirli gözleme. Burada gözleme ve sıkma da yapılıyor. Antep peyniri istemezseniz patatesli, değil mi Ömer? Evet, patatesli de yapıyoruz. Patatesli. Peynirli sucuklu gözleme de yapıyoruz. Ha, bir de peynirli sucuklu gözleme yapılıyormuş. Üç çeşit arkadaşlar. Antep peynir, peynirli sucuklu, bir de patatesli. Ispanaklı isterlerse ıspanaklı da yapabiliriz. Ispanaklı da var. Evet. Ispanaklı da varmış arkadaşlar. Börek gibi düşünün o zaman. Ispanaklı gözleme de yapılıyormuş. Tabii sıkmada da yine patatesli ve peynirli evet. olarak iki çeşit yiyebiliyorsunuz. Şöyle katmeri göstereceğim. Bu köy katmeri. Diğer katmercilerdeki katmerden değil, saçta yapılıyor arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Bunu da çok öneririm size. Burada sahanda kızarmış yumurtamız var. Tereyağlı yumurta. Burada sigara böreğimiz var. Şuradaki salça soslu sosismiş arkadaşlar bu da. Şöyle kahvaltılıklara geçelim yine. Şurada siyah zeytin var. Şurada yeşil zeytin, dolma zeytin var. Şu peynirler? Edirne peyniri, Antep peyniri. Tamam. Burada söğüşümüz var arkadaşlar. Şurada salamamız var. Evet. Şuradaki arkadaşlar ben çok severim. Size şöyle yakından göstereyim. Ben de severim. Zahter. Hayırlı. Zahterle zeytinyağı bandırılarak yeniliyor bu. Önce yağı sonra zahtere bandırıyoruz. Birazdan size onu göstereceğim. Şurada çikolatamız var. Şu nedir? Bu limon reçeli. Limon reçeli. Evet. Bunlar doğal yapım değil mi? Ev yapımı. Evet. Hepsi köy yapımı. Bu kayısı reçelimiz. Kayısı. Bu kiraz reçelimiz. Bu çok ilginç. Ceviz reçeli. Öyle ceviz mi? Yeşilken şöyle yakından yapılıyor. Göstereyim. Ceviz evet. yeşilken mi yapılıyor? Evet. Köydeki yapılar bana öyle dedi. Ceviz yeşilken toplanıp yapılıyormuş. Bu? Bu vişne reçeli. Vişne reçeli. Evet arkadaşlar, köy kahvaltımızda bunlar mevcut. Sizler de buraya gelip bu güzel lezzetleri tadabilirsiniz arkadaşlar. Biz şimdi yiyeceğiz. Size zahterle zeytinyağının nasıl yendiğini de göstereceğim. İzlemeye devam. Arkadaşlar size zahterin nasıl yendiğini göstereceğimi söylemiştim. Şöyle bir parça ekmek alıyoruz. Şurada zeytinyağımız var. Önce zeytinyağına bir güzel ekmeğimizi bandırıyoruz. Bizim yağımız da doğal. Kendi bağımızda süzülüyor. Yağımız da kendi zeytinliğimizden evet, geliyor arkadaşlar. Hakiki zeytinyağı olması lazım. Bu da gördüğünüz gibi zahterimiz. Yağ bandırılmış ekmeğimizi şöyle zahterimize iyice bandırıyoruz. O kadar lezzetli ki ben çok seviyorum arkadaşlar bunu. Hemen diğerlerine geçelim. Arkadaşlar gelelim ceviz reçeline. Yeşil cevizden yapılan köy reçeline daha doğrusu. Ben kesemem ama kardeşime tamam. vereceğim. Bir kessin. Ve bunun da tadına bakalım nasılmış. Ben alayım mı? Şöyle hemen ilk sana tattıracağım. Nasıl bir şey oldu mu? Çağırdın mı? Ya! Ya bir git Ömer ya! Ver! Kapatmıştım. Arkadaşlar cevizi yiyemedim. Ömer'e bir fırça attım. Kamerayı kapatıp. Şimdi devam edeceğiz çekime. Ama orayı abla yayınlayacaksın diyor. Bilmiyorum bakacağım yayınlar mıyım yayınlamaz mıyım. Ama bu defa ben alayım Ömer onu. Sen o bağda bana o cevizi vermedin, tek yedin. Bu da onun öcüydü. Al kardeş, intikam alıyor. Bu nasıl kardeş? Ceviz reçeli bu arada çok güzelmiş. Evet. Çok hafif arkadaşlar ve farklı bir aroma var. Tavsiye ederim bununla geldiğinizi. Arkadaşlar bizim Antep peynirlerimiz de çok lezzetlidir. Buraya geldiğinizde Gaziantep'e gelen yabancı kişiler mutlaka Antep peynirinden hem alsınlar, evlerine götürsünler hem de burada o lezzeti tatsınlar. Şöyle Antep peynirinden de yiyelim. Çok yağlı, çok lezzetlidir bizim peynirlerimiz. Evet. Mutlaka tatmalısınız arkadaşlar. Özünde serttir ama sıcak suda beklettiğimiz için yumuşatırız biz onu. Doğru, biz dilimleyince arkadaşlar biraz sert olduğu için sıcak suda bekletiyoruz. Daha da lezzetli bir hal alıyor o zaman. Evet. O şekilde yiyebilirsiniz. Burada sahanda tereyağlı yumurtamız da var. Şu peynirimi yiyeyim, hemen ondan da bir tadacağım.
Arkadaşlar yemeğe devam. Evet. Tereyağlı yumurtamızı yiyeceğimi söylemiştim. Bir de tereyağlı sahanda. Sahanda bakır sahanı arkadaşlar. Bakır evet. Sahanda gerçekten menemenin de lezzeti ayrı oluyor. Burada menemen de isterlerse yapabilirim. Evet yapabiliriz. Bizim zaten Antep'in bakırı meşhur olduğu için isterlerse sucuklu da yapabiliriz. Bakırda da menemen de çok menemen lezzetli de olur. Yumurta da çok lezzetli olmuş bu arada. Afiyet olsun. Teşekkürler. Arkadaşlar şurada şöyle göstereyim. Salça soslu sosis vardı. Ondan da şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Bunu isterlerse kekikli de yapıyoruz biz. Kekik sosla. Böyle de çok güzel ama üzerine kekik sosu da eklenebiliyormuş. İsterseniz o şekilde de yapılabiliyor arkadaşlar. Ve sıra geldi. Bizim gözleme ve sıkmalarımıza. Şöyle size de göstermek istiyorum yakından. Antep peynirli arkadaşlar bu. Evet. Bundan da yiyelim. Ömer şöyle ikram edeyim ben de. Tabii, teşekkür ederim. Tabii bunları yapanlar arkadaşlar bayan elemanlar var. Evet. Bayan çalışanlarımız yapıyor. Burada gözünüzün önünde açıyoruz zaten. Evet gözünüzün önünde açılıyor. Görüyorsunuz yani. Ekmeğimiz kepekli ekmek. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Doğal kepekli buğdayla evet, yapıyoruz. Belli zaten renginden. Kepekli ekmekmiş arkadaşlar. Kepek unundan olan. Evet. Tadına bakalım. Zaten yumuşacık yani hemen ısırdığında ekmeğin kepekli olduğunu anlıyorsunuz. Çünkü bazen bu ekmek kayış gibi oluyor bazı yerlerde arkadaşlar ama evirgeçte harika. Arkadaşlar sıkmayla gözlemenin bir tık yapımı farklı. Tereyağla yapılıyor gözleme bir de. Şöyle de göstereceğim. Bakın bunun içi de yine Antep peynirli ve Antep peynirleri şu an soğumuş bir durumda ama sünüyor normalde. İçi de gayet güzel dolgulu Antep peyniri. Şöyle bundan da yiyelim. Ömer sana vereyim mi? Yok. Süper. Arkadaşlar ben çok yiyen birisi değilim zaten ama birkaç parça yediğimde doydum ama devam edeceğim sizin için. Burada çünkü sigara böreğimiz var daha. Sigara böreğiyle devam edeceğiz. Şöyle Ömer sana da vereyim. Afiyet olsun. Bakalım sigara böreğimiz nasılmış. On numara. Börek de çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar hemen hemen hepsini gösterdim size. Merak ettiklerimden de tattım. Ama bizim en sona bıraktığım en önemlisi köy katmerimiz. Starımız. Starımız. Yıldızımız. Öznur'un da ellerine sağlık. Çok güzel yaptı. Öznur bizim çalışanımız. Aynen. Şöyle de bunun da tadına hemen bakalım. Böyle kesilmiş bir vaziyette arkadaşlar zaten ama ben şöyle hiç kibarlık yapacak durumda elime değil. Alacağım. Elimle yiyeceğim. Bunun tadı burada. Evet. Çok güzel. Çok hafif. Baklavanın yan versiyonu diyelim. Evet. Ama çok lezzetli olmuş. İçi de gayet güzel. Bol fıstıklı. Yüzüne de fıstık serpilmiş arkadaşlar. Ama bunun içinde ne var? İçinde şeker var, tereyağı var ve fıstık var, Antep fıstığı var. Tamam, başka bir şey yok. Evet. Şeker, tereyağı ve Antep fıstığı varmış arkadaşlar bunun içine sadece ve çok da lezzetli, tam köy katmeri. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Çok keyifli bir gündü, çok güzel de bir kahvaltı yaptık kardeşimle. Bu arada ben kardeşime sordum, her zaman var mı kahvaltı diye. Evet, tüm saatler geçerli arkadaşlar. İş yeri açık olduğu sürece istediğiniz vakitte gelip kahvaltınızı burada yapabilirsiniz. Bir de kavun karpuz olayını sordum. Kavun karpuz da isteğe göre yine konuluyormuş. Yani hafif bir şeyler yemek isteyenler için bence çok güzel bir kahvaltı sofrası. Evet, videomu da buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu da beğenip abone olursanız çok sevinirim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.